Hiçliğin, Kays olarak bilinen gözü kara avcısı hakkındaki en ilgi çekici şeyi, hayata gözlerini hiç de ilginç olmayan bir şekilde açmış olması. Ne nesiller boyu süren savaşlarla güçlenmiş bir savaşçı kabilesinden geliyordu, ne de Shriman'ın altında dolaşan, tahayyül edilemez dehşetleri alt etmek için uzak diyarlardan çağrılmıştı. O, sadece güneyin acımasız çöllerini kendilerine yuva bellemiş, sevgi dolu bir anne babanın kızıydı. Burada gündüzleri arkadaşlarıyla oynar, geceleri ise dünyadaki yerini merak ederek hayallere dalardı. Onuncu yazına geldiğinde genç Kaysa'nın kaderi sonsuza dek değişecekti. Yaşı biraz daha büyük olsa belki köylerde baş gösteren sıra dışı olayların biraz daha farkına varabilirdi. Etrafta dolaşan ve aşağılardaki karanlık güçler için adak isteyen yabancılardan dolayı annesi her gün ona evden çıkmamasını salık veriyordu. Kaysa ve arkadaşları olanları ciddiye almaya dursun, akşamın birinde göçebe çobanlardan alınmış bir ağıl dolusu adaklık keçiyle karşılaştılar. Babasının ona 8. doğum gününde verdiği bıçağı kullanan Kaysa, hayvanların iplerini kesti ve onları yakınlardaki bir kanyona doğru özgür bıraktı. Bunun zararsız bir eşek şakası olduğunu düşünmüştü. Oysa akıl almaz bir şey gerçekleşti. Zemin sarsılmaya, gökyüzü ışık patlamalarıyla alev alev yanmaya başladı. Çocuklar canlarını kurtarmak için kaçışıyordu. Hiçlik uyanmıştı. Devasa bir yarıkla ikiye ayrılan kaya yatağı, Kaysa'nın köyünü ve içindeki herkesi yuttuğunda geriye yalnız gece kadar kara, çarpık sütunlarla delik deşik olmuş kumlar kaldı. Kaysa kendine geldiğinde yerin altında mahsurdu. İliklerine işleyen bir korkuyla doldu. Ama hayatta kalan diğerlerinin uzaklardan da olsa feryatlarını duyuyor ve umudunu kaybetmiyordu. Cılız sesler birbirini çağırıyor, isimleri birer mantra gibi sırayla tekrarlıyordu. Üçüncü gün geldiğinde geriye kalan tek ses kendisininkiydi. Arkadaşları ve ailesi artık yoktu. Karanlıkta yapayalnızdı. Her şeyi kaybettiğini düşündüğü an ışığı gördü. Onu takip etti. Yol boyunca tek tük yiyeceğe rastladı. Çöküntüden geriye kalan moloz yığınının arasında yırtık pırtık kırbalar, çürümüş şeftaliler ve açlıktan ölmesine engel olacak çer çöp vardı. Yine de bir süre sonra açlık yerini tekrar korkuya bıraktı. Kendini engin bir yeraltı açıklığında buldu. İçerisi dünya dışı mor bir parıltıyla aydınlanıyordu ve Kaysa artık yalnız olmadığını fark etti. Derinlikler etrafta sıçrayan yaratıklarla dolup taşıyordu. Onun için gelen ilk yaratık kendisinden daha büyük değildi. Bıçağını iki eliyle sımsıkı tutan Kaysa kendini savunmaya hazırdı. Hiçlik dehşeti onu yere devirirken genç kız bıçağını yaratığın atan kalbine sapladı ve ikili birlikte derinliklere yuvarlandı. Yaratık görünürde ölmüştü. Ancak tuhaf derisi Kaysa'nın kolundaki ete tutunuyordu. Cildini karıncalandıran bu koyu kabuk dokunulduğundaysa çelik kadar sertti. Kaysa paniğe kapılarak onu vücudundan sökmeye çalıştığında bıçağı kırıldı. Yine de daha büyük yaratıklar geldiğinde kaçabilmek için onu kendine kalkan etti. Kısa sürede bu kabuğun bir parçası haline geldiğini fark etti. Hayatta kalmak için verdiği mücadelede günler günleri kovalayıp yıllara uzanırken ikinci derisi ve kararlılığı da onunla birlikte büyüdü. Şimdi yalnız umudu değil, bir planı da vardı. Mücadeleyi bırakma. Hayatta kal. Geri dönmenin yolunu bul. Bir zamanların korkmuş kız çocuğu değişmişti. O hayatta kalmıştı. Ve artık hiçbir şeyden korkusu yoktu. Av, avcıya dönüşmüştü. Neredeyse 10 yıl boyunca iki dünya arasında yaşayarak onları birbirinden ayrı tutmanın savaşını verdi. Çünkü hiçliğin açlığı yalnız Shurima'daki dağınık köyleri değil, Runeterra'nın tamamını tüketmek istiyordu. Kaysa buna izin vermeyecek.
Sayısız içlik yaratığını öldürmüş olmasına rağmen koruduğu insanların pek çoğunun kendisini de bir canavar olarak göreceğini biliyor. Gerçekten de ismi bir efsaneye dönüşmeye ve lanetli İkatya'nın kadim dehşetlerinden biri olarak anılmaya başladı. Ama andıkları isim Kaysa değil, Kaysa.